Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait KC-46 tipi tanker uçak geçtiğimiz günlerde tam 45 saat boyunca havada kaldı ve özel bir test gerçekleştirdi. Bu test neden yapıldı? Detayları neydi? Bu videomuzda size ulaşacak. Ama videomuzun ikinci yarısında bu testin yanı sıra şu an halen kırılamayan dünyanın en uzun süre havada kalış rekoruyla da ilgili bazı bilgiler size paylaşacağım. O rekor da 1958'de kırılmıştı ve bir tek motorlu Cessna 172 tipi uçakla iki pilot 64 gün 22 saat ve 19 dakika havada kalma başarısı göstermişti. İşte dünyanın en uzun uçuşları. En uzun uçuşları aslında havayolu şirketleri yapıyor ve bu rekor halen Avustralyalı Qantas Hava Yolları'nda. Qantas Hava Yolları 2019 yılında Sydney-New York arasında 19 saat 16 dakikalık bir uçuş gerçekleştirmişti. Halen rekor Qantas Hava Yolları'nda. Şimdi gelelim Amerikan Hava Kuvvetleri'ne. Amerikan Hava Kuvvetleri yeni nesil tanker uçağı olarak Boeing'in yolcu modeli olarak geliştirilmiş 767 uçağının farklı bir tasarımına sahip KC-46 Pegasus uçaklarını kullanıyor. Çift motorlu, geniş gövdeli bu uçaklar halen uzun yıllardır envanterdeki KC-135'lerin yerini alıyor ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin envanterine de 2019 yılında girmeye başladılar. Bu uçaklar birçok testten geçiriliyor. Bir yandan da tabii ki Boeing'in biraz başı bu uçakların artan maliyetleri nedeniyle de dertte olduğunu belirtmemde fayda var. Testlerden de bir tanesi Endurance olarak adlandırılan en uzun süre havada kalış testi ve bu test için 45 saatlik bir planlama yapıldı. Projenin adı Magellan projesi ve uçuşa 4 pilot, ki ikisi öğretmen pilot, çok tecrübeli pilotlar, 2 BUM operatörü, BUM da uçağın arkasındaki o yakıt sistemini kullanan ve uçağa diğer uçaklara havada yakıt verilmesini sağlayan 2 uzman ve ayrıca da 2 uçuş görevlisi, toplam 8 kişi bu uçuşa katıldı. Uçuş 29 Haziran'da başladı ve 1 Temmuz'a kadar uçak toplam 45 saat havada uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuş sırasında 2 adet KC-46'ya ve 2 adet KC-135'ten 4 kez uçak yakıt aldı. Uçuşu sırasında da aralarında işte B-2, C-17 nakli uçağı ve F-15E gibi savaş uçaklarının bulunduğu çeşitli uçaklara da KC-46 yakıt ikmali gerçekleştirdi. Halen Amerikan Hava Kuvvetleri'nin çalışma prensiplerine, kurallarına göre 3 pilotla 24 saat uçaklar görev yapabiliyor. Hedef bunun 4 pilotla 48 saate kadar çıkartabilmek. Bu konuyla ilgili de testler yapıyor. Uçuş ekibi uçağa bindikten sonra giydikleri işte o uçuş tulumlarının farklı yerlerinde çeşitli algılayıcı sensör sistemler konuldu. Ve bu sensör sistemler uzun uçuşlarda pilotların veya BUM operatörlerin veya uçuş görevlilerinin neler yaptığını, işte nabız atışlarından, kan dolaşımlarına, tansiyonlarına gibi birçok sağlık verisini topladı ve halen bu veriler de NASA tarafından işleniyor. Uzun uçuşlarda neler yapılabilir, neler edilebilir, bunlarla ilgili araştırmalar yapılıyor ve bunlarla ilgili eğitim programları, sağlık programları oluşturulması planlanıyor. Malum bu bir taraftan da Pasifik Okyanusu'nda artan bir tansiyon var Çin nedeniyle, Tayvan konusunda. Amerika buraya odaklanmak istiyor ve çok uzun süre havada kalabilecek askeri nakliye veya bombardıman uçaklarına bu tanker uçaklar destek verecek ve uzun süre havada kalmaları için planlamalar yapılıyor. Uçuş sırasında ikişer pilot toplam 4'er saat uçarak birbirleriyle yer değiştirerek görev yaptılar. Hemen kokpitin arkasında bulunan özel dinlenme noktasında hem uyudular hem dinlendiler ve dönüşümlü olarak bu 45 saatlik uçuşu gerçekleştirirler. Tabii ki bunlar kurallar dahilinde yapılıyor ama videomuzun ikinci kısmında belirttiğim gibi ben sizi 1958 yılına götürmek istiyorum ve kırılamayan dünya rekorunda burada hikayesini anlatmak istiyorum. Malum Amerika'nın kumar cenneti Las Vegas'ta bir otel var ve bu otel açıkçası biraz diğer otellere göre biraz daha uzak kalıyor ve otel kendi reklamını yaptırmak istiyor. Bu otelin adı da Hacienda olarak adlandırılıyor. Las Vegas'ta kurulmuş bir otel. Buradaki kumarhanelerinde bir slot makinalarının operatörü var. Bu operatör de aynı zamanda gerçekten havacılığa çok
meraklı Robert Timm. Robert Timm otelin patronuna diyor ki sizin için bir uçakla bir rekor kıralım. Bu hem otelin reklamı olsun, siz de buna sponsor olun. Ben de bu hayalimi gerçekleştireyim diyor. Ve yapılan çalışmaların sonrasında bir Cessna 172 tipi uçak satın alınıyor. Cessna 172 sivil havacılık sektörünün en çok bildiği uçaklardan bir tanesi. Benim de uçuş eğitimi aldığım uçak. Üstten kanatlı, tek motorlu, önde 2 pilot, arkada da 2 yolcu kapasiteli, toplam 4 kişilik bir uçak. Cessna 172 o yıllarda piyasaya yavaş yavaş giriyor ve giderek popülerliği artıyor. Bir uçak satın alıyorlar ve bu uçakta normalde kanatlarında 47 galonluk, yani yaklaşık 174 litrelik yakıt taşıyor biliyor. Altına özel bir depo daha takılıyor gövdenin ve buraya da 95 galon, yani 351 litrelik bir yakıt tankı daha konuyor. Bunlar yan yana geldiği zaman uçak yaklaşık 12 saat uçacak özelliğe, havada kalabilecek yakıt kapasitesine ulaşmış oluyor. Arkasından uçakta bazı değişiklikler yapıyorlar. Motorla ilgili özel modifikasyonlar yapılıyor. Çünkü sonuçta yüksek oktanlı benzin kullanılıyor havacılıkta bu piston motorlu uçaklarda. Ve bu da yandıkça uçak içerisinde kurum oluşuyor ve bunların temizlenmesi lazım. Bir de tabii ki uçak motorları çok ciddi anlamda yağ yakıyorlar. O yağın uçak içerisinde bir şekilde manuel de olsa eklenmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili testlerini yapıyorlar ve uzun süren test uçuşlarına başlıyorlar. Rekoru kırmak üzere bütün o kariyerini ortaya koyan Robert Timm de ikinci pilot arayışında. Üçüncü, dördüncü test uçuşu derken bir türlü istediği ikinci pilotu bulamıyor. Çünkü istediği ikinci pilot hem uçağı uçurmanın yanı sıra teknik anlamda da uçağa bakım yapabilecek, yani uçağın dilinden anlayan bir personel arayışı içerisinde ve uzun arayışların sonrasında da kendisi bu arada John Wayne Cook olarak isimli bir pilotla tanışıyor. Kendisi havayolu pilotu, aynı zamanda uçak teknisyeni ve bu konuyla ilgili de oldukça ilginç bir geçmişe sahip. Kanları da ısınıyor. Bir test uçuşuna daha çıkıyorlar ve arkasından Las Vegas'tan havalanmak üzere hazırlıklarını yapıyorlar. Uçak havalanıyor. Tur başlıyor. O güne kadar rekor yaklaşık 46 günlük Amerikan Kara Kuvvetleri'nin bir rekoru var. Arkasından bu rekor 50'ye çıkıyor. 50 gün havada ve amaç bu 50 günü geçebilmek. Uçuşlar başladıktan sonra tabii bu uçağın içinde sadece yakıt tankları yok. Arkadaki koltuklar sökülmüş, bir kısmı yakıt tankı haline getirilmiş. Bir köşede böyle kıvrılıp yatıp uyuyacak küçücük bir yer var. Onun yanı sıra bir tas konmuş. Bu tasta işte gerekirse temizlik işlemlerini de yapacaklar. Gerekirse işte ufak bir seyyar bir tuvalet var. O tuvaleti kullanacaklar. Ve gerçekten çok zor şartlarda uçuş başlıyor. Önce Las Vegas'ın etrafında dolaşırken daha sonra uçuş menzilleri biraz daha uzamaya başlıyor ve uçak uçtukça yavaş yavaş Amerikan medyasında da konu gündeme gelmeye başlıyor ve heyecanla takip edilmeye başlanıyor. Artık bu 4 Aralık tarihinde başlıyor bu uçuş. Günler ilerledikçe öyle işte 32-33 gün olduktan sonra heyecan giderek yükseliyor ve burada ne yapıyorlar diye bunlara bakmaya başlıyorlar. Uçağın günde aslında havada kalabilmesi için günde 2 kez yakıt ikmal yapması lazım. Bunun için o çöllerde, dümdüz yollarda özel bir Ford'un kamyonetini ayarlıyorlar ve o kamyonet uçaktan sarkıtılan bir hortum o kamyonete bağlanıyor ve birkaç dakika içerisinde 12 saatlik yetecek yakıt oradan pompalanıyor. Aynı şekilde yağ alıyorlar. Uçak içerisinde manuel oluşturulmuş bir sistemle o yağ değişimlerini de gerçekleştiriyorlar ve aynı zamanda tabii aç kaldıklarını nasıl karınlarını doyuracaklar. Buradan benzer bir sistemle o otelin aşçılarının yaptığı güzel yemekler uçağa aktarılıyor. Bunun için uçak otobanda giderken 20 fit, yani yaklaşık yerden 6 metreye kadar alçalıyor. Alçaldıktan sonra o iletişim kuruluyor, boru alınıyor ve o boruyla işte yakıt, yağ gerektiğinde de çekecekleri o böyle bir çapa gibi şeyin üzerine 5 galonluk, yani o da yaklaşık işte 20 litreye yakın diyelim, tenekelerle de bazen yağ veya yakıtı çekerek pilotlar bunu uçak içerisinde o pompalar sayesinde motora veriyorlar ve uçuşlar devam ediyor. Fakat tabii 38. güne gelirken uçakla ilgili teknik problemler, ufak tefek teknik problemler giderek daha zorlu koşullar içerisinde pilotların karşısına çıkmaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi uçağın elektrik sistemi gidiyor. Telsiz bağlantıları kopuyor. Elektrik sisteminin gitmesi demek o elektrikle çalışan pompaların manuele dönmesi anlamına geliyor.
otopilot sistemi gidiyor ve gerçekten çok zorlu bir şekilde yavaş yavaş 50 güne doğru geliyorlar. Acaba işte şöyle 50 günü biraz geçelim, 51. gün inelim gibi düşünülürken, hayır diyor pilotlar, biz rekoru uzatabildiğimiz kadar uzatacağız ve 50 günün sonrasında da yine uçmaya devam ediyorlar. Bu sırada rekor yavaş yavaş 50, 51, 52 derken 64 güne kadar çıkıyor. Ve sonunda 64 gün 22 saat 19 dakikalık uçuş sonrasında tekrar kalkış yaptıkları Las Vegas'a iniş gerçekleştiriyorlar. Gerçekten insan vücudunun limitlerini zorlayan, uçağınla limitlerini zorlayan çok çok önemli bir uçuş oluyor ve havacılık tarihine geçiyor. Tabii halen bu uçak görmek isterseniz Las Vegas'ta havalimanında terminalin içine asılmış durumda ve üzerinde de o otelin adı Hacienda yazıyor. Bir gün görmek isterseniz uçak meraklılarını orada bekliyor. Sonuçta makineler belirli saatler uçmak için yapılmış, bakımdan geçirilmeleri gerekiyor. Ekstra bu rekor çalışmaları experimental olarak adlandırılan havacılıkta deneysel aşamada yapılıyor. Gerçekten çok riskli, herhangi bir problem olsa, uçak düşse o pilotların hayatta kalma şansı ne olur veya motor dursa gerçekten sıkıntı, ama sonuna kadar zorluyorlar. Hatta o 64. günde artık motor o kadar çalışmaktan tabiri caizse bitap düşmüş durumda ki o motor resmen o uçağı taşımıyor ve yavaş yavaş alçalarak inişlerini gerçekleştiriyorlar. Burada tabii ki mekanik çalışmaların, mühendislik çalışmalarının yanı sıra insan vücudu da çok önemli. İşte bu kadar uzun saatler o küçücük kokpitte durmak, günlerini geçirmek, hatta bu 64 gün nereden baksanız 2 ay aşkın süre o minicik kokpitte yaşamak hem insanın psikolojik sağlığı hem de vücut sağlığı açısından çok çok zor bir durum. Sıcaklığın limitleri zorlamaya başladı bugünlerde. Size biraz daha hafif bir konuyla sizlerin karşısına çıktım. Dilim döndüğünce bu rekor uçuşlarını anlatmaya çalıştım. Sorularınız varsa lütfen yorum olarak yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız sizleri abone olmaya bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.